Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir önceki dersimize ek olarak artık buraya bu da hazır bir şekilde değil de bizim bunu veri tabanımızdan çekecek şekilde menü sidebar'ımızı oluşturacağız. Öncelikle bu sidebar'ımızın şu kısmını siliyorum. Lead'den şu lead'e kadar olan kısmını. Burada şu kodumuzu düzenleyelim. Bu ul bunun. Bu lead bunun. Bu ul bunun. Bu li bunun. Şu li fazlaymış arkadaşlar. Bunu da siliyorum. En yukarıya geliyorum. Bir tane PHP'deki açıyorum. Benim türler adında bir tane veri tabanım var. Tablom vardı. Türler sonuç adında MySQL query oluşturdum. Select yıldız from türler order by tür id dedim. Şimdi arkadaşlar türler tablomun içine giriyorum. Burada 4 tane kayıt ekledim ben. PHP dersleri şeklinde, C# dersleri şeklinde, MySQL dersleri şeklinde. Bir tane daha ekleyeyim, görün nasıl eklendiğini. Bu da şey olsun. .NET, hatta .NET değil de Python dersler olsun. Git dedim. Göz at. Ve 5 tane oldu bu şekilde. Geliyorum buraya. Li tagimin üstüne bir PHP tagi daha açıyorum. While döngüsü içinde kaç tane değerim varsa döndüreceğim bunu. Türler sonuç dedim. MySQL fet object dedim. Ve buraya türle sorguyu, dikkat edelim, sorguyu, sonucu değil. ardından kodumu şu şekilde düzenliyorum. Sütü parantezimi açtım. Nerede bitiriyorum? Burada bitiriyorum. Sütü parantezimi. Bu kadar değeri döndürecek. Yani mesela buraya ne yazacak? PHP ders, PHP işte MySQL sırayla yazacak. Hemen yazdıralım. PHP tagimi açtım. MySQL, hatta MySQL dedim, pardon. Echo türler sonuç içindeki tür içerik. Yani neyi yazdıracağım? Tür içerik. Yani sırayla şunlar yazılacak. Bakalım. F5 dedik. Hata aldık. Güzel. Nerede hata aldık? Görebilseydim iyiydi. 13 diyor. Burada. Neden hata aldık? Bakalım. Türler sonuç. Türler sonuç. Bu sorgu olacakmış arkadaşlar. Sorgu. O yüzden hata aldık. Burayı da sorgu yaptık. Burayla bu aynı olacak. Bu farklı olacak. Burayla bunlar hep aynı olacak. Yani şunlarla şunlar. Yeniledik ve gördüğünüz gibi PHP, C#, işte MySQL. Altlarında cookie tabs hepsinde var. Bunun olması nedeni döngü içinde onlar da döndüğü için hep aynı değeri yazıyor. Şimdi bunu da kontrol edelim. Pardon, şu çok sildik. Buraya geliyoruz. PHP tekleri arasında. Hatta buraya değil, şuraya yazacağız onu. While döngüsü içinde yazacağız bunu. PHP tagimizi açalım öncelikle. Önce bir sorgumuzu oluşturalım. Burası alt menü olduğu için alt menü sorgu diyelim. MySQL query. Bütün bilgiyi çekmeme gerek yok. Neyi çekeceğim? Select. Bir kere mesela dersin başlığı olacak. Yani içerikler tablosundaki geldiğimde buraya. İçerikler tablosuna geldiğimde burada ne var? İçeriğin başlığı var. O zaman buraya ne yazacağım? İçerik başlık. Sonra içeriğin ID'sini çekeceğim. İçerik ID. İçeriğin URL SEO'sunu çekeceğim. Yani bunu şu an kullanmayacağım ama ileride kullanacağım için çekiyorum şimdi. URL SEO. Başka ne lazım bana? Şu an için başka bir şey lazım değil. Bir de son olarak başka çekebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Silelim. From. Nereden? İçerikler tablosundan. Where. İçerik ID'si eşit olacak ne? Pardon, içerik ID'si değil, tür. Tür ID'si eşit olacak neye?
şekilde yazalım tırnaklar içinde. Türler sorgu. Yok, sonucun içindeki tür ID'sine eşit olan değeri getirecek. Buradan üretilen sonuçla biz bir sonraki while döngümüzü döndüreceğiz. Hemen onu yazalım. While yine MySQL, önce bir alt menü sorgu oluşturalım. Alt menü sorgu değil, sonuç olacak bu da. MySQL fetch object dedim yine. Objemi attım derslerimi. Neyi atacağım bu sefer? Alt menü sorguya atacağım. Attım ve sorgumu başlattım. Daha doğrusu while döngümü başlattım. Burada da while döngümü bitirdim. Süslü parantezimi de kapattım. Şimdi buraya ne gelecek arkadaşlar? Tabii ki bu içerikteki başlıklar gelecek. PHP dedim. Echo. Alt menü sonucun içindeki neyi getirecek? İçerik basic dedik. Ve döngümüzü döndürdük ve çalıştıralım. PHP ile ilgili bakın arkadaşlar, oluşturduğum dersler ama C#'da falan bunlar açılmıyor. Çünkü bunlarla ilgili dersler yok. Hemen ekleyelim bir iki tane. Eklemeden önce şöyle yapabiliriz hızlı bir şekilde. Mesela bunun tür ID'sini 2 yapalım. Bununkini de 2 yapalım. Bunu 5 yapalım. Bunu 4 yapalım. Pardon, 4. Şunu 5 yapalım. Şunu da 3 yapalım. Sırayla. Mesela arkadaşlar PHP ifs mesela türlere bakalım aslında. Site klasörünün için tablosuna gittik. Türler burada. 2'de C# varmış. Biz de C# yazalım 2 başlık olarak. C#. Aynısını burada yazalım. C#. C#. 3 MySQL'di. MySQL. Tamam, bu şekilde kalsın. Hemen sayfamızı yenileyelim. Bakın arkadaşlar, PHP C# 2 tane vardı. MySQL'de 1 tane. PHP ifs'i. Bunlara tıkladığım zaman da nereye gidecek? Bu dersin içeriğine gidecek. Hemen onu da yapalım. Nasıl yapacağız? index.php dedik. S eşittir detay.php'nin içindeki ID'yi gönderecek bize. ID'si eşit olan ne eşit olacak? PHP dedik. Echo alt menü sonucun içindeki içerik ID. Şimdi arkadaşlar sayfamı yeniledim. Buradan C# derslerinden mesela buna gideceğim. Şu an gidemedik. Neden? Yanlış bir şey yaptık şurada sanırım. İçerik ID. Alt menü sonuç echo dedik. S index PHP PHP echo. Tabii şurada alacaktı o. Şimdi oldu. F5 dedik. Hatta daha doğrusu geri geleceğiz. Şuraya F5 diyeceğiz. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi dersin içine gitti. If else, else bla bla falan tarzında. Bu derse hiç yorum yapılmamıştı. Çünkü mesela PHP'de bu derse yorum yapılmıştı. Gidelim. Gördüğünüz gibi ders açıldı. Sidebar oluşumu, yani menü oluşumu da bu kadar basit arkadaşlar PHP'de. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.